Hedef değil bu arada. Formasyon hedefi. Ama ya, bugün grupta sormuş biri. Veys'in hedefi kaç? Yani, dilim de tüy bitti artık. Ne demek hedefi kaç? Yani Veys'in hedefi ne? Kaç da değil. Yani, kaç dese tamam diyeceğim. O kelimeler takıyorum ben bazı şeylere. Veys'in hedefi ne? Sasha'nın demesine göre Veys'in hedefi dünyanın en büyük blockchain zincir şirketi olmak. Hedef bu. Orada mantalite şey. Veys'in hedefi kaç? Kaçta satalım Veys? Veys 23 dolar. Satıyoruz hepimiz Veys'i arkadaşlar. 23.4 dolardan. Ondan sonra kapatıyoruz. Atıyoruz Waves'i gidiyoruz. Alanlar, siktir et alanları boş ver. Bu mantıktan çıkın. Borsa öyle bir şey değil. Klasik ekonomiciler borsayı bu yüzden anlayamıyor. Kriptoyu bu yüzden anlayamıyor daha doğrusu. Çünkü onlara klasik ekonomide böyle öğretildi. Öyle bir illüzyon orada. Sat. Tesla'yı sat. Hayırdır? Elon Musk onun için tweet attı ya. Olmayan arabayı satabiliyorsun. Olmayan arabayı satamazsın. Olmayan evi satamazsın. Olmayan ekmeği satamazsın. Ama olmayan Tesla hissesini satıyorsun anasını satayım dedi. Çünkü öyle öğretildi onlara. O yüzden 12K'da çıktı Bitcoin'de. O yüzden 60K'da çıktılar Bitcoin'den onlar yine. 30K'da çıktılar. Onlar her şeyi satar. Onlara öğretilen o. Onlar okullarında da o öğretiliyor. Bir şey arttıysa satman lazım onu. Kar cebe yakışır. Ama ben ne diyorum size? Aylardır, yıllardır kardeş satabiliyor olman için birinin de alabiliyor olması gerekiyor. Alanın ne günahı var ne aptallığı var. Hani sen hep sattığın için karda olacaksın ve zekisin ya. Alan salak mı o zaman? O niye alıyor? Alan yoksa yani o salak yoksa ortalıkta doğal olarak sen satamazsın onu. Öyle olmuyor o işler. Öyle olmaması gerekiyor o işler. Borsa da öyle bir şey değildir. Borsa yatırım şeyidir. Yatırım yaparsın, yatırımdan kar alırsın. Kar payı verir borsa. Borsada aldığın hisse, yani kriptoda alıyorsun coin'i, çek diyoruz ya cüzdanına. Çek ki kar payı versin sana. Waves'i alayım, 10 dolarda, 20 dolarda satarım. Waves'de batar değil zihniyet. Waves'i alırsın, cüzdanına çekersin, sana kar payı verir. Nedir o kar payı? Stake geliri artı sponsor gelirleri, token geliri, bilmem ne geliri, o geliri. Emir PM attı Telegram'dan. İşte DLive için limon atıyorsunuz. Atmıyorsunuz ya limon hani. BitTorrent atsınlar. BitTorrent atabilmek için Tron Link cüzdanını indirmen lazım. Hani uygulamasını koyman, şey yapman lazım. Browser'a eşleştirmen lazım yani uygulamasını. Cüzdan açman lazım Tron Link'ten. O cüzdana BitTorrent ya da şey atacaksın, Tron atacaksın. Onu attığın için sana ne adı neymiş onun bir Gola mı Pogola mı öyle bir token geliyormuş. Tofu diye bir token geliyormuş. Defi'dir herhalde bu ya da şeydir. NFT gibi böyle bir şey öyle bir şey benziyor. Yani cüzdanında Tron var diye ekstra token gelir. O kar payın işte senin. O Tofu denen coin ne box artık. İleride değerlenirse onun karı oluyor. Size ne diyorum daha önce dedim. VTC vardı yani elimde Waves var diye VTC verdiler. Airdrop elimde VTC var diye Mercury diye bir coin verdiler. Elimde bir tane VTC var diye 12.500 tane Mercury verdiler. O 12.500 Mercury'nin tanesi 1 dolar oldu. Yani elimde 0.1 dolarlık VTC tutuyorum diye 12.500 dolar kar payı verdiler. O yüzden cüzdana çekmek önemli. O yüzden coinlerin hedefi kaç diye saçma sapan bir soru sormayın. O cahilliği yapmayın yani. Öyle bir olay yok. Yani coin hedefi kaç? Hedef nedir? Hedefe vardıktan sonra geri dönersin yani. Hep orada duracak hani yok değil mi? Yani hedefin ne? Ankara'ya gitmek. Ankara'ya gittin. Ve oradan geri gelmeyecek misin sen de evin? Çünkü İstanbul'da değil mi? Öyle olmuyor borsa. Kar payıdır oradaki olay. Ama klasikçilere hep bu öğretildi. Sat, sat, sat. Kim alıyor? Sen satıyorsun da alanı kim? Sen kar alıyorsun ya değil mi? BTC'yi sattın 20K'da. Niye 60K lan bu o zaman? Kim aldı bunu 10K'da? 10K'dayken Erkan çıktı. Ben çok kıtırstım. İşte DXY de artıyor dedi. Çünkü öyle öğretilmiş ona. DXY artarsa Bitcoin düşer. Her şey düşer. Bütün her şey dünyada dolar yönetiyor ya. DXY dolar endeksi. Öyle öğretilmiş çünkü ona. Niye 60 bin dolar şimdi bu? Kim aldı bunu sen sattığında? Dün mü? Ondan önceki gün mü? Kimin aldığı çıktı ortaya. Forbes dergisini biliyorsunuzdur. Bu ekonomi dergisi var ya. Ekonomi dergisi. Dünyanın en zenginler listesini açıklamış. Açmayacağım şimdi linkini bilmem neyini. Oradaki mevzu isimler ya da şeyler değil. Onu şöyle yorumlayacağız. Amerika'da 700 milyarder var. Dolar milyarder. 770 tane dolar milyarder. 776 tane böyle bir şey. Çin'de 100-150 tane filan. İşte Rusya'da 20-30 tane. Türkiye'de bir tane iki tane. Öyle öyle dünyada 3000 kişi mi? 4000 kişi mi? Öyle bir şey tamam mı? Geç 3000 4000'i. Sadece Amerika. M1 Money Stocks diye bir olay var. Daha önce göstermiştim bunu. Neyse. Mevzu şu. Amerika'da 770 tane mi ne dolar milyarderi varmış. Artmış bunlar.
İşte Forbes dergisi de ilk 500'ümü açıklamış, 100'ümü açıklamış. Öyle bir şey. Her yıl açıklıyorlar ya bunları. 700 kişi de yani Amerika'daki 700 küsür, 770 diye hatırlıyorum ben haberden. 770 diyeceğim ama yanlış olabilir rakam. Yani 700 küsür kişideki dolarların sayısı 4 küsür trilyon dolar. 700 kişide olan dolarların banka hesaplarındaki servetlerinin miktarı 4 küsür trilyon dolar. 4 trilyon 400 milyar dolar mı? Öyle bir şey. Tekrar söylüyorum olayı anlayın diye. Amerika'daki, sadece Amerika'daki. Çin'de de var 100 kişi. 50'si Rusya'da bilmem ne falan. Sadece Amerika'dakilerin, Amerika'daki 700 kişinin cebinde olan dolar miktarı 4 trilyon dolar. Dünyada kaç milyar insan var? 8 milyara yakın. 7 nokta bilmem ne. Dünyada ne kadar dolar var? Basılmış, dijital olarak, kağıt olarak. Bu kadar. Bu kadar bile değil de bunu anlamadım. Çünkü dolarların 9 trilyon filan. En son kaçıcık takip etmedik onu. Hani 8 trilyon dolar filan vardı en son. En son basılan da 11'e mi çıktı? Varsa bilen söylesin. Takip etmedik onu. Bak. Hani 9 de 10 de hani neyse hani 10 trilyon dolar Amerika'nın bastığı trilyon dolar. Nagi 10 trilyon dolar. Tekrar söylüyorum. Amerika'nın bastığı para 10. Asit biraz onu 20 de. Bunu da geç. 18 de geç. 20 trilyon dolar. Amerika'nın bastığı para 20 trilyon dolar. Amerika'nın bastığı para 20 trilyon dolar. Amerika'nın bastığı para 20 trilyon dolar. Totalde dünyada başka yok. 21 trilyon yok. Dünyada ne kadar insan var? 8 milyar. Amerika'nın bastığı para 20 trilyon dolar. Dünyada ne kadar insan var? 8 milyar. Amerika'nın bastığı para 20 trilyon dolar. Dünyada ne kadar insan var? 8 milyar. Ne kadar para basılmış? 20 trilyon dolar. 5 trilyon doları 700 kişide. Dünyada ne kadar insan var? 8 milyar. Ne kadar para basılmış? 20 trilyon. 5 trilyon doları 700 kişide. Ya böyle soyuyorlar adamı işte. 8 milyar insanın üstünden nasıl soygun yaptıklarını özeti işte Forbes'un şeyi. 700 kişi de sadece. %30'u. Yani şuna göre. Bunu anlamadım ben şu an. Belki yanlış olabilir. Benim bildiğim 9 trilyon dolar falan basılı şu anda. Yani 9 trilyon dolar var. Belki yanlışlıkla 18 çıkartmışlar. Hiç takip etmiyoruz. Yani son birkaç aydır hiç takip etmedik. Doğru olsa bile bu 18 diyor. 18 ise %30'u. %30'u totalde dünyada basılan paranın %30'u 700 kişide sadece. %99,9'u da işte atıyorum 10 bin kişide. Geri kalan 7 milyar 990 milyon 999 bin kişi ne? Ne yapıyor onlar? Bu heriflere bakıyor işte. Onlar çalışıyor, bu herifler para kazanıyor. Onlar çalışıyor, bu herifler kazanıyor. Onlar çalışıyor, bu herifler kazanıyor. Bankalarını kurmuşlar, fabrikalarını kurmuşlar, şirketlerini kurmuşlar. Herkes onlara çalışıyor. Dünyadaki 8 milyar adam o 700 tane adama çalışıyor. Ve her krizde de o 700 tane adam paralarına para katıyor. Çünkü para basmak zorunda kalıyorlar. O düzenlerini devam ettirmek için. Ha böyle. M1, M2, M1, M2 diye. İşte kripto bunu engelleyecek. Bitcoin bunu engelleyecek. O klasik ekonomiciler de onu anlamıyor. Bu nesil başladı. Bir sonraki nesilde o 8 milyar adamı bulamayacaklar. Çalışacak adamı bulamayacaklar. Çünkü bir iki nesil önce ha bunlar belli değildi. Dünyada ne kadar para varmış, ne kadar şeymiş, kimde kaç para varmış bunlar görünmüyordu. Araştırması 6 ay sürüyordu zaten. Meclise bir soru şey önergesi göndereceksin de o gidecek de 6 ayda. Orada onu bakacaklar 3 ayda. Sana 6 ay sonra da cevap gelecek de. Kimde ne kadar para varmış göreceksin de. Şimdi saniyesinde görülüyor. Transfer yaptığın anda Elon Musk bilmem ne almış haberi duyuluyor. Elon Musk Bitcoin almış. Elon Musk Tesla'yı satmış. Onu almış. Bunu almış haberleri anında duyuluyor. Ve bunlar da görülüyor. Kardeş sende 100 milyar dolar varmış. Ne yapıyorsun parayla? Ben sana mı çalışacağım lan? Asgari ücret veriyorsun bana. 1.000 lira veriyorsun bana. Senin fabrikan hesap yapıyorum ben. Cem Yılmaz'ın olayı var ya, siz de yapıyorsunuz ya burada kanalda. Buraya kaç ton demir gitmiştir ya? Eskiden yapmıyordu insanlar bunu. Görmüyordu çünkü. Burada böyle 100 tane koltuk olsa 100 kişi izliyor. Herkes o bonka limon olsa iyi para iyi para diyorsunuz ya. Onu işte herkes demeye başladı. Türkler hariç. Türkler demez zaten. Türkler koyun olduğu için demez. Yabancılar demeye başladı ama bunu. İyi para ya. Hani burada bu fabrikada 100 kişi izlese bu fabrikayı. Hani herkes bir kalimon alsa 100 kalimon iyi para iyi para demeye başladı. Apple'a, Microsoft'a, Amazon'a bilmem neye. Hayır kardeş senin hesap şeylerine bakıyoruz biz. Görünüyordu artık internetten bilmem ne. Sen bu yıl 1 milyar dolar para kazanmışsın. Senin çalışan sayın belli. 100 bin kişi çalıştırıyorsun sen. 100 bin kişiye verdiğin para da belli. Maaşlar da belli. Sen 1 milyar dolar para kazanmışsın. Çalışanlarına 100 milyon dolar dağıtmışsın. 9 milyon dolar ne yaptın lan? Demeye başladı insanlar. Çalışacak adam bulamayacaklar bir nesil sonra. Ama kripto öyle değil. Kriptoda herkes eşit kazanıyor. Yatırımın oranına tabii ki. Ama pastadan herkes eşit pay alıyor. Ama yatırımın oranına. Atıyorum sende 10 bin base varsa
İşte bende 1000 waves varsa sen o 10.000 waves'e göre %10 alıyorsun. Ben de 1000 waves'e göre %10 alıyorum. Ama %10 alıyorum. Yani sen 10.000 dolarlık waves alıyorsan ona göre limon alıyorsun. Başka birisi 100 dolarlık waves alıyorsa o da ona göre limon alıyor, kanala atıyor. Her şey eşit. Paylaşım eşit kriptoda. Çünkü zeka ve risk alma başka bir şey. O da zaten insanlar arasındaki farkı ortaya çıkartır. Birisi risk alır, gider 50 bin dolar basar. Öbürü ben risk almam kardeş şimdilik der. Gider 5 bin dolar basar. Risk alan belki hani kazanır. Kaybederse de hani atıyorum işte Waves aldın 15 dolardan birisi gitti 50 bin dolarlık aldı. Riske girdi. Aynı fiyattan birisi de gitti 5 bin dolarlık aldı. Ben dedi daha az riske gireyim. 50 bin dolar hani düşerse bana şey etmez. Yani nasıl diyeyim? Yani düşme ihtimali de var bunların. Ben şimdilik o kadar riske girmeyeyim. Hani o zeka meselesi tamam mı? Ve risk alma meselesi. Düştü mü 50 bin dolar giren daha çok zarar edecek. İşte 5 bin dolar giren adam haklı çıkacak. 5 bin dolar giren adam alttan alabilecek mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama arttı mı da o öbür herif kazanacak. 50 bin dolar giren adam kazanacak. Misal. O risk alma bir şey. Zeka, araştırma, işte güven mevzusu falan filan. Ama en nihayetinde zincirlerde orada burada yapılan işte kazanılan para eşit. %10. Wave zincirine attın mı %6, %7 stake geliri geliyor işte sana. NAV aldın mı %10 geliyor. İşte NUS aldın mı %10 geliyor. Klasik ekonomide nasıl oluyor? Fabrika kuruyorsun. %90'ını sen alıyorsun üretimin. %10'unu %10'unun %5'ini masraflar, %5'ini de maaşlar falan filan işte. Bu görülmeye başladı artık. Çünkü artık bu veriler paylaşılabiliyor. Paylaşılmak zorunda kalıyor daha doğrusu. Bunu görüyor artık gençlerde. Ben ne çalışacağım lan 2000 liralık işte. İşte benim bir arkadaşım var Çanakkale'ye gitti. 4500 lira maaşa gitti. Muhasebeci. 4500 liraya kripto yatırımı da var. Çok az. 4500 ulan 100 liralık burada işlem yaparsın yani borsada. Ve günde 50 lira çıkartırsın. Yani iki tane al sat yapsan kar yani. 200 lira çıkmış bak bugün. Günde 50 lira çıkarsan ayda 1500 lira yapıyor. İşe gittiğine değmez. Hani onun yorgunluğu bilmem nesi falanı filanı. Günde 50 lira da çıkartırsın ya. O kadar da değildir yani. Hangisinin riski daha fazla? Orada garanti kazanmış var ama burada da var. Yani trade yaparak günde 50 lira çıkar diye düşünüyorum ben. Çıkmaz mı? Ben sende geleceğim. 3 ay çalışacağım. Yani 1 ay boyunca çalışacağım ben senden. Vereceksin 3000 lira maaş. 4000 lira maaş. 5000 lira maaş. Benim yaptığım iş üzerinden yani 10.000 lira ya sana göre onun bedeli. Sen 1 milyon lira kazanacaksın. 10.000 lira vereceksin bana. Oldu anasını satayım. Ben yapmam o işi kardeş. Otur burada borsada trade yaparım. Aynı muhabbet işte bizde. Yani her şey aynı şey. Ben burada geleceğim anlatacağım anlatacağım anlatacağım. Şunu alın bunu alın şunu alın diyeceğim. Ben de 5 kuruş para yok. Ya da bunları anlattığım için onu alamayacağım ben. Sen gideceksin 50 bin dolarlık alacaksın oradan. 100 bin dolar kazanacaksın. 2 tane limon atacaksın bana. Ha. Oldu anasını satayım. Var mı böyle bir dünya? Bu görülüyor artık dünyada. Yavaş yavaş o değişecek ama o değişim bir bayağı bir sancılı olacak yani. Önce bir, şunun bir tam oturması lazım. O değişim yani o işte 18-20 trilyon dolar total basılmış para miktarı. Onun buna giremez o şu anda. Hani işte 2 milyar girince böyle oluyor işte. Trilyon girdiğini düşünsene buna ne olacak? Buna trilyon girdi mi bu işte 1 milyon 10 milyon dolar falan olacak işte. Hatta 100 milyon dolar olacak da nihai amacı o. Ona bakacağız. Ona daha şey var ama ona doğru gidiyor. Kripto onun çözümü. O sebeple Beys'in hedefi kaçmış da onun hedefi kaçmış da bunun hedefi kaçmış. Arkadaş bunun hedefleri bunların ekonominin yerine geçmek. Ona göre ayağını denk al. Satarsın Ethereum'u 80 dolar da alıp 160 dolar da ya hedefe geldim ben sana böyle göt olur kalırsın işte. 2000 oldu, 2000 dolar olur. Bitcoin'i satarsın 12 bin dolar da şurada şu fake'i yersin yılların ekonomisti olarak. Yok üstü Bitcoin buradan çakacaklarmış bunu aşağı. Dersin. Bakarsın 60 olmuş.